sevgililer gününüz de sizin kutlu olsun diyelim. Yani bilmiyorum, bir gün insan eşine çiçek almazsa herhalde eşi ölmez diye düşünüyorum. Bence insan seviyorsa her gün sevebilir. Yani bence muaf tutmasa da tutsa da fark etmez. Bence çok önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü özel bir gün olduğunu sanmıyorum 14 Şubat'ın. 365 gün bana özel. Ya benim sevgilim yok. Bir şey yok. Ben bahsedip de ne edeceğim ya? Gerekli bir şey bence. Çiçekçi bir restoran ya da lokanta değil ki. İnsanlar çiçeği alıp parayı verip gidecek yani. Bence ama... çok saçma yani. Ben... Kayseri Valiliği 13 ve 14 Şubat'ta yaşanacak yoğun talep nedeniyle çiçekçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşım şu şekil, yani herkes dışarı çıkacak mecbur. Hani sevgililer günü sonuçta. Herkes birine hediye alacak, çiçek alacak filan. Benim sevgilim yok soruyorsan. Beni alakadar etmiyor. Güzel olabilir çünkü o günde bazıları sıkıntı yaşayabilir. Hediye için işte sevgililer günü falan gençler. Sıkıntı olmaz, güzel bir şey aslında. Yani düşünmeleri lazımdı, güzel oldu bence. Yılda sadece bir gün böyle yoğun bir talep oluyor. Onların da değerlendirilmesi gerekiyor. Ben yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bence kadınlar en azından evde çok sıkıldılar, mutlu olabilirler. İyi olmuş. Çok güzel. En iyisini yapıyor Vali Bey. Vali Bey vilayetin tek sorumlusu. Kim nedirse cisim boşunadır. Vali ne dedi o. Sonuç olarak yani herkes ekmeğinin peşinde ama... Yani bunun bence yasaklarla çok yani alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Bence haklılar çünkü virüs olayından dolayı gerekli bir şey bence. Çiçekçi bir restoran ya da lokanta değil ki, insanlar çiçeği alıp parayı verip gidecek yani. Bence ama, çok saçma yani, ben mantıklı bulmuyorum ben açıkçası. Mantıklı buluyorum çünkü el değiyor, kokluyor, insanlar kokluyor yani. Gerekli bir şey bence, haklı. Güzel bir fikir çünkü sevgililer günü, herkes sevgilisine, sevdiklerine güzel güller göndersin, ekonomi canlansın. Bunu düşüneceğim. Ya aslında biraz doğru karar çünkü yani bugüne önem veren insanlar var. Yani çiçekler de bir bakımda esnaf ve işlerini ister istemez yapmak zorundalar. Bir ekmek tekneleri. O yüzden doğru olduğunu düşünüyorum. İster istemez onlar da kazançlarını devam ettirmek zorundalar. Bazılarının muaf tutulması bence doğru bir karar oldu. Yani 13-14 Şubat'ı sevgililer güne sadece bir güne sığdırmak da yanlış. İnsan sevdiğine bir gün değil her gün de sevebilir. Açık veya kapalı olması da insanların inisiyatifine bağlı. Herkes kendi önlemini aldıktan sonra herhangi bir sorun olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ya tabii şimdi insanların işi yani sonuçta da bayağı bir müddettir her sektörde zaten belli başlı yerler kapalı. Yani biz de özel sektörde iş yapıyoruz, esnafız yani bizim de bayağı bir şeyimiz oldu, kapandı. Hani o zaman da açılmasının bence yani bir mahsuru yok. Yani belli önlemler alındıktan sonra mesela işte kurye şeyiyle gönderilmesinde bence bir sıkıntı yok yani. Bir problem yok yani. Vallahi pandemide bir takım şeyleri göz ardı etmek lazım. Yani her şeyi böyle insanların kendi yaşantısı için değil, başkalarının da yaşantısına saygı duyarak yetkililerin aldığı karara saygı duymak lazım. Bence yanlış. Vatandaş zaten darboğazda, geçim sıkıntısında. Onu kapat, bunu kapat. Ne yapacağız? O da bir ekmek parası. Dükkan borcu var. Aile geçindiriyor. Daha ne diyebiliriz? Sevgililer gününüzde sizin kutlu olsun diyelim. Şimdi aslında bizim alışkanlıklarımızı değiştirdiler. Yani bundan 30 yıl önce sevgililer günü diye bir kavram yokken bizim çiçek alma ihtiyacımız da yoktu. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada çiçekçiler, çantacılar, telefon bayileri, hediyelik eşya satan her yer bunlardan muaf olmakla mükellef. Neden? Çünkü artık bizim sevgililer günü diye bir kavramımız var ve o gün hediye alma ihtiyacımız var. Yani çok gerekli mi? Açıkçası tartışmaya açık bir konu. Bence pek gerekli değil. Yani 12'sinde de alınabilir, 15'inde de alınabilir. Bu kadar esnafın aç olduğu bir dönemde, kafeler, restoranlar kapalıyken... sadece birkaç tane kadının o gün mutlu olması, o gün eşine trip atmaması için çiçekçileri açık tutarak bunun önüne geçemeyiz. Madem kafeler, restoranlar, şunlar bunlar her şey kapalı, bence çiçekçiler de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olmalı. Biz maalesef şunu yapıyoruz, esnafı da kendi gönlümüze göre açıyoruz, kapatıyoruz. Önce kafeleri, restoranları açtılar, sonra kapattılar. Oyun salonları kapalı, çiçekçilerin de açık olmasına pek gerek yok. Yani bilmiyorum, bir gün insan eşine çiçek almazsa herhalde eşi ölmez diye düşünüyorum. Bence sevgililer günü hani bir gün için düzenlenen bir şey. Bence insan seviyorsa her gün sevebilir. Yani bence muaf tutmasa da tutsa da fark etmez. Kültürel yaşam tarzında insanların alışmış olduğu bir düzen var.
sonuçta o günlerde yoğunluk olacağını düşünüyorlar. Bence çok önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü özel bir gün olduğunu sanmıyorum 14 Şubat'ın. 365 gün bana özel. O güne kısıtlamıyoruz kendimizi. Ama tabii toplumsal baskıdan dolayı böyle bir şey çıkmış olabilir. Ya benim sevgilim yok, bir şey yok. Ben bahsedip de ne diyeceğim ya? Ha bir de o ya 14 Şubat şimdi ahlak dışına çıkılıyor. Ya ahlak kuralları içinde yorumlandığı, değerlendirildiği yok. Yani orada zavallı kızlar kandırılıyor, şu bu yapılıyor. Ha sevgililer günüymüş gibi bir sanki müjde veyahut da büyük bir olaymış gibi gösteriliyor. Değil.